Yatırım piyasaları zorludur. Detaylı analiz desteğiyle piyasalarda yatırım yapmak çok önemlidir. Dinamik menkul değerlerin 30 yıllık geçmişi ve yeni teknolojik yüzüyle sen de yatırımlarında dinamik ol. Hesap aç, ilk 3 ay %90 komisyon iadesi kampanyasından yararlan. EkoTürk'ten merhabalar, küresel bakışa hoş geldiniz değerli izleyenler. Ben Eda Özdemir. Haftanın ilk işlem gününde birlikteyiz. Hem uluslararası gelişmelerde öne çıkan başlıkları inceleyeceğiz. Hem de ekonomik çerçevede fiyatlamalardaki yansımalara bakacağız. Ve ilerleyen dakikalarda özellikle Asya tarafına odaklanmak üzere konuğumuz bizlere eşlik edecek. Öne çıkan başlıkların detaylarına bakalım ve Rusya tarafına bir habere geçelim. Rusya'dan dış borç ödemeleri için yeni bir plan var ve Domosti gazetesinin konuyla ilgili bir haberi var. Rusya Maliye Bakanı dış borç ödemeleri için ruble ile Rus gazı ödemesine benzer bir mekanizmayı oluşturduklarını ve yürürlüğe koymak için çalıştıklarını belirtti. Bu konudaki çalışmalar da ilerliyor. Rusya tarafına da ayrı bir parantez açacağız ilerleyen dakikalarda. İsveç'ten güncel bir açıklama var. İsveç'te Finlandiya'da NATO'ya üye olma sürecindeki istişareleri sürdürüyorlar ve Türkiye'yi de içeren açıklamalar vermeye devam ediyorlar ki İsveç'ten Türkiye'ye silah ihracatı şu anki durumda, şu anki konjonktürde yapabiliriz şeklinde bir açıklama geldi güncel olarak. İsrail ilk kez bir Arap ülkesiyle, Birleşik Arap Emirlikleri ile bir ticaret anlaşması yapıyor yarın ve detayına baktığımızda zaten geniş olan ticaret hacminde bu sefer daha geniş bir yelpazenin sunulacağı, belli başlıklar altında ticaretin genişletileceği bir anlaşma öne çıkıyor. Dubai'de serbest ticaret anlaşmasının imzalanacağı belirtiliyor iki ülke arasında. Ve devamında da sosyal medyada da çokça yer bulan bir haber. Mona Lisa tablosuna pastalı bir saldırı gerçekleştirildi. Louvre'da tekerlekli sandalye üstündeki kadın kılığına girmiş bir iklim aktivisti pastayı Mona Lisa tablosunun üzerine fırlattı. Fakat aradaki cam tabaka tablonun herhangi bir zarar görmesini engelledi ki önceki yıllarda da tabloya yapılan belli saldırılar şu anda haberlerde yer alıyor. 2009'da yine Rus bir kadının elindeki çay dolu çay fincanını fırlattığını biliyoruz. 1974'te Tokyo Ulusal Müzesi'nde yine sergilenirken yine tekerlekli sandalyede başka bir saldırganın kırmızı sprey sıktığını biliyoruz tabloya. Burada da müzelerde tekerlekli sandalyeye elverişli kulvarların bulundurulmamasıyla ilgili bir protesto yer almıştı ve benzeri protestolar tarihte de var. Evet, başlıklarımız böyleydi. Şimdi bir de güncel rakamların üstünden geçelim. Pariteler tarafında dolar endeksinde düşüş var. %0,12'lik 101.54 seviyesi gözüküyor. Euro ve pound'un dolar karşısında yükselişleri var. Euro dolar 1.07 seviyesinde, pound dolar 1.26'dan işlem görüyor. Dolar, yen ve İsviçre frangı tarafında yükselişte, 127.72 seviyesi dolar yen tarafında var. Dolar İsviçre frangında ise %0,27'lik artışla 0.95 seviyesinin gözüktüğünü belirtelim. Ve Amerika ile devam edelim. 10 yıllıklar pozitif ayrışıyor. Şu an hafif bir prim var. 2.74 seviyesi gözüken 2 yıllıklar tarafında 2.46 seviyesini görüyoruz. %0,64'lük bir düşüşle birlikte ABD 30 yıllık tahvil getirilerine baktığımızda %2,97 seviyesi gözüken %0,27'likte bir düşüş söz konusu. Emtia piyasasında da öne çıkanlara bakalım. Altının onsundaki fiyatlama 1856 dolar olarak karşımıza çıkıyor %0,12'lik bir artışla birlikte. Petrol grubuna baktığımızda 115 doların üstünde fiyatlamalar var. Brent petrol tarafında varil başına 116 dolar 19 sente görüyoruz %0,78'lik bir artışla beraber. Ham petrol tarafında ise yine varil başına 117 dolar 5 sent fiyatlaması var %0,46'lık bir artış söz konusu. Thank you.
Evet değerli izleyenler, şimdi konuğumuz bizlerle Gedik Üniversitesi ASEAN Merkezi Müdürü Sibel Karabelle'yi. Sibel Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler, sağ olun. Liderler Zirvesi ile ilgili baştaki haberde bir düzeltme yapayım. Zirve zaten toplandı. Oraya da bakalım isterseniz. Öne çıkan başlıklarda Ukrayna-Rusya Savaşı önemli bir gündem maddesi. Bunun yanı sıra enerji ve gıda konusundaki gelişmeler de takip edilecek. Bir yanda da savaş süresince de önceki süreçlere de baktığımızda Çin-Rusya ilişkileri ve genel çerçevede ikili ilişkinin dinamiklerine de bakalım isterim. Sizin analizleriniz neler olur? Evet, önce sizin de sorunuzda belirttiğiniz gibi AB liderler zirvesinden başlayabiliriz. Aslında bakılırsa dediğiniz gibi tüm başlıklar önem arz ediyor. Bir defa Rusya-Ukrayna savaşının arka planında gerçekleştirilen bir zirve. Ama AB'ye bakan yönüne baktığımız vakit biz aslında bakılırsa burada yaptırımların, yani Komisyon Başkanı von der Leyen'in 4 Mayıs'ta tarif ettiği ve bir önergesi var yaptırımlarla alakalı, Rusya'ya olan yaptırımlarla alakalı kolektif Avrupa Birliği yaptırımları desek daha yerinde olur. Hem petrole hem doğalgaza belli yaptırımlar, yani bütünüyle yaptırım öneriliyor. Şimdi dün aslında bakılırsa pazar günü 27 ülkenin liderleri çok yoğun ve işte konsey ve komisyon üyeleri çok yoğun bir mesai altındaydı. Şöyle ki Viktor Orban'ın itirazı bu von der Leyen'in aslında 4 Mayıs'ta sunduğu önergeye Viktor Orban'ın Macaristan'ın çok ciddi itirazları var. Viktor Orban'ı ikna etmeye yönelik bir tartışma, münazara söz konusuydu. Hatta bugüne yetiştirmeye çalıştılar. Fakat görünen o ki Viktor Orban henüz ikna edilebilmiş değil. Neydi? Belirli uzlaşmalar, belirli tavizler bu 4 Mayıs'taki verilen planla alakalı belirli uzlaşmalar öne sürüldü. Şu ki, şimdi bu yaptırımlar hem boru hatları üzerinden hem de deniz üzerinden olan petrol ithalatına alakalı yaptırımlar. Şimdi yaklaşık 2/3'ü deniz üzerinden Avrupa Birliği'nin Rusya ile olan ithalatında, petrol ithalatındaki güzergahı. Orban şunu istiyor özetle, boru hatlarının bu yaptırımlara dahil olmamasını, özellikle belli boru hatlarının, kendi ülkesindeki belli boru hatlarının. Şimdi buna bazı diğer Avrupa Birliği üyelerinin, ülkelerinin de itirazları var aslında bakılırsa. Boru hatlarının olmasını istemeyen, dahil edilmesini istemeyen ülkeler de var. Şimdi ama en büyük sesi, en büyük eleştiriyi Orban getirdiği için bu noktada şimdi bir ikna süreci, hatta şöyle söyleniyor ki bu zirveye yetiştirilmesi gerekiyordu. Çünkü daha da çok pesimistik, kötümser bir tablo, kolektif yaptırım anlamında kötümser bir tablo Avrupa Birliği'ni bekliyor diye bir yorum da yapılıyor açıkçası. Şimdi bu bir nokta. İkincisi, Ukrayna krizinde Avrupa Birliği'nin ne kadar fonlayacağı, bunun ne kadar, şimdi 2022 için 9 milyar dolarlık bir likidite planı var. Dolayısıyla bunun ne kadar hibe, ne kadar kredi bağlamında değerlendirileceği noktası var. Bu açık değil. Çok önemli bir nokta. Avrupa Birliği'nin Rusya'ya olan enerji bağımlılığının nasıl aşılacağı noktası, ki siz de sorunuzda belirttiniz. Repower EU denilen bir inisiyatif, yani uluslararası enerji stratejisi aslında bu kez de belirtildi. Fakat bunlar tabii ki strateji bazında, şu an eylem planı noktasında belli netlikler yok. Yani Avrupa Birliği'nin aslında takip etmesi gereken birincisi, Rusya ile olan enerji bağımlılığı nasıl minimize edilecek? Tedarik nasıl çeşitlendirilecek ve yenilenebilir kaynaklara nasıl dönüştürülecek, yani fosil yakıtlardan yenilenebilir enerji miksini nasıl genişletecek? Şimdi öyle şeyler var ki şimdi Avrupa Birliği'nin bu ayda bu yenilenebilir, özellikle rüzgar türbinleriyle ilgili İtalya'da ve Sırbistan'da belirli projeleri var. Bu ay ve geçtiğimiz aylarda yürürlüğe giren ve bu projelerde bakıyoruz ki çok ironik bir şekilde rüzgar türbinlerinin üretim yerinin ve projelerdeki önemli orandaki şirketlerin Çinli olduğunu görüyoruz. Şimdi Avrupa Birliği
öyle bir ironik durum ki enerji bağımlılığını Rusya'ya azaltmaya çalışıyor, yenilenebilire dönmeye çalışıyor. Fakat Çin'de, ki Çin dünyada en güçlü rüzgar ve güneş enerjisi en güçlü ülkelerden bir tanesi. Çin'in enerji miksinde hem geleneksel fosil yakıtlar önem arz ediyor, hem de yenilenebilir kaynaklara çok ciddi yatırım yapılıyor ki son projelerinde de son inisiyatiflerinde de bunun yeri fazlasıyla yer aldı. Yani AB bir yandan Rusya'dan bağımlılığımı azaltayım derken yenilenebilirlerde Çin'e bağımlı mı oluyor diye soru işaretleri de akıllara geliyor. Bunun ötesinde bu zirvede aslında bakılırsa hem Ukrayna ile ilgili bu mevzular çok önemli. Yani nasıl bir karar çıkacak? Yani daha doğrusu Macaristan ikna edilebilecek mi? En önemli sorunsal. Avrupa'nın 18 Mayıs'ta Avrupa'nın özellikle savunma ajansı ve Avrupa Komisyonu'nun ortak deklarasyonuyla yine bir savunma bildirgesi, ortak bir komünik açıklandı. Bu da önemli. Yani Ukrayna krizinden Avrupa savunmayla alakalı ne gibi dersler çıkarıyor? Çünkü Avrupa'nın tırnak içinde en yumuşak karnı aslında bakılırsa bu savunma mekanizmalarının, savunma ve ulusal güvenliğin hükümetler arası karar alma mekanizmalarıyla yürümesinden dolayı ve ulusların, yani çeşitli üye devletlerin menfaatlerinin, ulusal menfaatlerinin birbirinden farklı olmasının en büyük etkeni olduğu ortak karar alma ve ortak savunma gücünü konsolide edebilme sorunu aslında ön plana çıktı. Şimdi burada görüyoruz ki komisyon daha fazla yetkiyi elinde tutmaya çalışıyor gibi gözüküyor. Bu hem mali fonlama anlamında, çünkü Avrupa Savunma Ajansı ile birlikte bu deklarasyonu yayımladı. Hem bütçelerin, savunma bütçelerin artırılmasına yönelik bir teşvik, ülkelerin teşviği manasında önemli. Hem de bu bütçelerin gayri safi, yani savunma bütçelerin gayri safi oranlarına, işte o NATO'nun %2'lik eşiğinin daha hızlı, daha fazla ülkenin bu eşiği yakalaması noktasında belirli teşvikler anlamında önemli bir belge. Yani Avrupa sadece bu Ukrayna krizinden, bu liderler zirvesindeki başlıklara baktığımız vakit şunu görüyoruz. Sadece savaşın sonunda ne olacak, ona göre bir defa konumu da var. Avrupa Birliği'nin uluslararası ilişkilerde, küresel siyasetteki konumu. Çünkü bir güvenlik, Avrupa güvenlik düzenini etkileyen son derece kritik bir gelişme Ukrayna Savaşı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle ve Soğuk Savaş'taki düzeneye tehdit oluşturan bir gelişme. Bunun liberal dünya düzenine tehdit oluşturması da ayrı bir boyut. Fakat Avrupa'nın güvenlik iklimine doğrudan tehdit oluşturduğu için Avrupa'nın da savunma alanında daha konsolide bir Avrupa olma yönünde neler beklediği, ki bunlar kolay mevzular, kolay başlıklar değil. Bununla ilgili ne yapmaya çalışıyor? Bu aslında son dönemde Avrupa'nın Ukrayna krizinden aldığı derslerin en azından söylemsel olarak bunları ifade ettiği için, eyleme de geçirmeye çalıştığı için bu ders çıkardığını söyleyebiliriz ki bunu ilaveten enerji bağımlılığında, yani Avrupa Birliği'nin enerji bağımlılığını, Rusya'ya olan enerji bağımlılığını nasıl çözümleyeceği aslında Avrupa'nın kısa ve orta vadede enerji politikalarını son derece etkileyecek gelişmeler ki biz de liderler zirvesinde başlıklardan bunu anlıyoruz, bunu görüyoruz. Bir de başından beri aslında bakılırsa daha Amerikan Başkanı Biden yaptırımları ilk açıklarken, tedrici bir şekilde yaptırımları açıklarken Avrupa Birliği özel ülkeleri arasında İtalya'yla, Belçika'yla, Almanya arasında özellikle zuhur eden, öne çıkan bu yaptırımların hepsine aynı derecede katılmama noktasında bir isteksizlik vardı. Şimdi biz aynısını Macaristan örneği üzerinden yaptırımların hangisinin yapılması istendiği, ne yönde, ne derecede ve ulusal, işte Orban'ın söylemi burada, benim ulusal tedarik, enerji mixindeki tedarik güvenliğimi tehdit altına alıyor gerekçesiyle Orban karşı çıktığını söylüyor. Ve dolayısıyla halen daha Avrupa'da yekpare bir bütünlük, hani o bir dönem oldu, evet yaptırımlar sonuç hızıyla devam etti. Çünkü Avrupa ülkelerinin hepsi Rusya'ya karşı aynı şeyleri düşünmüyor. Aynı ilişki ağ içerisinde değil, tıpkı Çin'le olduğu gibi. Çin'e karşı da böyle bir şey olsa benzer tepkilerin
yani yürüyeceğini söyleyebiliriz. Benzer bir şekilde biz panoramayı, bu fotoğrafı, Avrupa Birliği'nin tutumunu benzer bir şekilde söyleyebiliriz. Dolayısıyla halen 6. yaptırım paketi onaylanmış değil. En son zirveyi takip ediyoruz. Neler oldu, gelişmeler göreceğiz. Zirve sonu hakikaten önemli. Çünkü Avrupa Birliği'nin ortak karar alıp alamayacağı yaptırımlarla alakalı Rusya'nın planlarını da doğrudan etkiliyor. Bu Putin'in en çok işine gelecek bir gelişme olarak nitelendirilebilir. Çin bakımından baktığımız vakit, yani Çin'i denkleme koyduğumuz vakit, yani baştan beri Çin'in Ukrayna krizini daha 4 Şubat 2022'deki olimpiyatlardaki Vladimir Putin, Xi Jinping ortak deklarasyonuyla birlikte değerlendirdiğimiz vakit, ki orada ne deniliyordu? Sınırsız bir ilişki dostluğumuz var ve sınırları yok. Ve biz soğuk savaş dönemine ithafen şunu söylüyorlardı. Bizim arka kapılar arasında birbirimizden gizli anlaşmalarımız yok. Wang Yi hatta ilerleyen sonrasında savaş işgal başladıktan sonra bütün gözler Çin üzerine çevrildi. Çünkü Çin dünyayla bir defa çok entegre bir ülke. Yani dünyanın en büyük ikinci ekonomisi, dünyanın fabrikası, ithalatı, ihracatı, gayri safi, küresel gayri safi hasıladaki payı, teknolojiden, ekonomiden, ticaretten çok öte siyasi etki alanının artmasıyla Çin farklı bir ülke gerçekten. Dolayısıyla Çin'in takip ettiği siyasal politika özellikle Rusya'ya karşı çok önem arz ediyor bu konjonktürde. Baştan beri Çin evet Rusya'yla ortak bir görüş hususunda, uluslararası sistemin düzenine ait ortak görüş hususunda ortaklıklarını beyan etti. Fakat Çin'in belirli kırmızı çizgileri var. Yani uluslararası ilişkilerini kurarken Çin başka ülkelerle belirli kırmızı çizgileri var. Bunu kendisine karşı yapılmasını istemediği gibi başka ülkelere de yapılmasını istemiyor. Bunlardan en önemlisi iç işlerine karışılmaması, toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığına saygı duyulması. Dolayısıyla 2014'teki Kırım hadisesiyle aslında bakılırsa Çin'in 2022 Ukrayna krizine tutumunu kıyasladığımız vakit bir nüans görüyoruz. O da şu ki her iki tarafın Çinli, yani Xi Jinping'den Wang Yi'ye kadar üst düzey, çeşitli üst düzey liderlerin, devlet insanlarının sözlerine, söylemlerine baktığımız vakit ortak bir söylem görüyoruz. O da şu ki her iki tarafında güvenlikle ilgili çekinceleri dikkate alınmalı. Burada tabii ki Rusya'nın, Çin bunu kabul ediyor. Yani NATO genişlemesinin en büyük, hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO genişlemesiyle alakalı sorumlu tutuyor. Bu kriz, Ukrayna krizinden ateşe benzin döktüğünü öne sürüyor. Böyle metaforik bir anlatım ileri sürüyor Çin. NATO genişlemesinin Rusya'nın ulusal güvenliğine tehdit olduğunu kabul ettiğini belirtiyor. Ama aynı zamanda her iki taraf diyor, buradaki ikinci taraf Ukrayna, Ukrayna'nın da toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığına karşı saygı duyulması gerektiğini de söylüyor. Şimdi burada şu var, Çin bir defa Rusya ve Ukrayna arasında bir denge gözetiyor. Evet, Rusya ile müttefiklik ilişkisi yok fakat çok ciddi bir stratejik ortaklığı ve işbirliği var. Aynı zamanda küresel siyasete, küresel ekonomiye, küresel düzenin içerisine o kadar entegre ki bütün dünya ile iletişimi, yani Avrupa Birliği ile ilişkisini ya da Amerika ile bile iletişimini kesebilecek bir durumda değil. Dolayısıyla böyle üçlü ve dörtlü hatta birbiri içerisine geçmiş dengeler tutmak zorunda. Yani bir yandan Hint Pasifik'teki çevrelenme, Çin'in çeşitli platformlarda çevrelenme girişimlerine karşı durmak, evet, durumunda ulusal güvenliğini korumak. Diğer yandan ekonomik, küresel, ticari ilişkilerini devam ettirmek durumunda. Diğer yandan bu Ukrayna krizini olabildiğince nötr kalarak, kendince nötr kalarak devam ettirmek durumunda. Siz de Hint Pasifik tarafına işaret etmişken orada Çin'in dışarıda bırakılması ekonomik çerçevede nasıl ele alınmalı? Bir de Çin tarafından yine 2020'nin başından, pandeminin başından beri ekonomiye hiç olmadığı kadar kötü bir halde şeklinde bir açıklama geldi. Başbakan tarafından yapıldı bu açıklama ve dünyanın farklı yerlerinde pandemi geride bırakılırken Çin tarafında artan vakaları da takip ediyorduk bu doğrultuda. Hem bu çerçevede dışta bırakılma politikasını hem de Çin'in kendi içinde, kendi özelinde ekonomisindeki durumu nasıl ele almak lazım?
Evet, önemli sorular gerçekten. Küresel siyasetin, küresel ekonominin de ilgilendiren sorular. Şöyle söyleyebiliriz genel çerçevede, genel perspektifte. Bir defa Biden'ın son turuna bakalım. Son turunda nerelere gitti, neler yaptı? Oradan yola çıkarak aslında Çin'in nasıl, son bir sene öncesine de gidebiliriz. AUKUS'a da gidebiliriz. Şimdi önce şuradan başlayalım. Biden yönetiminin de Asya Pasifik, Doğu Asya ile ilgili kurmayları Kurt Campbell'la Jake Sullivan aslında Foreign Affairs'te 2019'da bir makale yazdılar. Trump yönetiminin Asya Pasifik, Hint Pasifik politikasını eleştiren bir makale. Orada şu deniliyordu. Aslında Biden yönetiminin Çin politikasının temellerini orada görebiliriz. Yani çok kısa, kabaca ve özetle şu deniliyordu. Trump'ın bu maksimum baskısı Çin'e karşı eleştiriliyordu. Tarife savaşları üzerinden, tarife hadlerinin arttırılması üzerinden ve şu deniliyordu. Çin'e karşı, şimdi Sovyetler Birliği gibi değiliz. Yani Sovyetler Birliği'ni biz ekonomik olarak çökerttik. Evet, bir üstünlük sağladık ama Çin şimdi küresel gayri safi hasılın %60'lık bir kısmını besliyor. Dolayısıyla biz Çin'i ekonomik olarak resetlemeyi düşünmüyoruz, düşünemeyiz. Minvalinde bir açıklama vardı ve dolayısıyla Çin için yeni enstrümanlarla birlikte, ki bu enstrümanları şöyle açıyorlar: bizim gibi düşünen işte liberal demokrasiler, bizim gibi düşünen uluslararası düzenin nasıl yönetişileceğine dair hemfikir olan ülkelerle biz müttefiklik bağını öyle bir güçlendireceğiz ki Çin ya bu düzene uyacak ya da dışarıda kalacak. Aslında sizin tam olarak sorunuzda geçen ifade Biden yönetiminin bu dışarıda müttefikler üzerinden Çin'i dışarıda bırakma stratejisi. Şimdi biz 2022'ye, 2021'e geldiğimiz vakit biz ilk emarelerini aslında AUKUS'la, yani hatta Avrupa Birliği'nin Hint Pasifik stratejisini deklare ettiği gün rol çaldı AUKUS ve çok şaşırtıcı bir şekilde yani Fransa ile olan anlaşma feshedildiği biliyoruz ve hatta Avrupalı müttefiklerini bile Amerika Birleşik Devletleri kızdırmış oldu ve olayın içine Avustralya entegre edilmiş oldu. Şimdi AUKUS gerçekten Çin için böyle alarm zillerinin çaldığı ve gerçekten Çin'i çevrelemeye yönelik detayların, teknik detayları da incelendiğinde, bir kere bu nükleer denizaltılarla birlikte burada müthiş bir yarış var zaten. Nükleer denizaltıların filosunun geliştirilmesiyle alakalı ve Avustralya burada yeni gelen bu noktada. Çin de bu yarışın içinde, Amerika Birleşik Devletleri zaten içinde. Dolayısıyla burada Çin'i caydırıcılığa yönelik çok önemli bir hamle. Bunun dışında şimdi 2007'den itibaren var olan farklı bir statüye sahip Quad diyaloğu var. Yani Quad formasyonu var. İşte burada yine Avustralya var, Hindistan var, Japonya var, Amerika Birleşik Devletleri var. İşte AUKUS'ta Avustralya var. Dolayısıyla İngiltere var, Birleşik Krallık var ki Birleşik Krallık içinde aslında entegre savunma değerlendirmelerini yaptığı vakit Hint Pasifik, Avrupa Birliği'nden ayrıldıktan sonra Hint Pasifik çok önemli, jeoekonomik, jeostratejik öneme haiz bir bölge olarak değerlendiriliyor. Dolayısıyla burada Amerika Birleşik Devletleri'nin yapmaya çalıştığı, Hint Pasifik'te mümkün olduğunca müttefiklerle çeşitli etkileşimlere girerek güvenlik, ekonomik, ki çok yeni, geçtiğimiz hafta Biden yönetiminin Hint Pasifik stratejisinin ekonomik çerçeve ayağı, yani farklı, çok taraflı olmayan, geleneksel olmayan bir çerçeve şeklinde ve dört basamaklı, gerçekten terminolojiye çok farklı, bu bağlamda çok farklı bir platform getirecek bir inisiyatif açıklandı ve 13 ülke buna dahil, yani Amerika Birleşik Devletleri hariç 12 ülke ve entegre olmaları tedrici olabilir, farklı yönlerden, yani vergiden ticaret, ekonomi ve yeşil ticarete kadar, altyapıya kadar farklı başlıkları içeriyor. Hangisini ülke hazır hissediyorsa onunla entegre oluyor. Yani şimdi bu tabloya bakıyoruz. Bir yandan Quad var. 2007'den beri, evet, Trump yönetiminde tekrar bu Quad'ın işte bir Malabar tatbikatları var. Quad'ın aşıyla alakalı, ki bu zirve geçtiğimiz haftada zirvede yapıldı, Quad zirvesi de Japonya'da. Şimdi hem bir
askeri yönünün olmadığı söylense de askeri yönü de var. Aslında bakılırsa bu tatbikatlardan anladığımız kadarıyla işte insani yardım aşıyla alakalı özellikle Güneydoğu Asya'ya yani yaklaşık 700 milyon doz, 670 milyon doz aşının 265 milyon dozunun Güneydoğu Asya'ya geçen sene Kuat tarafından tedarik edildiği biliniyor. Dolayısıyla şimdi bir Kuat var, AUKUS var, şimdi Hint Pasifik stratejisi var. Hint Pasifik stratejisinin ekonomik boyutu var ki Transpasifik ortaklığından çekilmişti Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi görüyoruz ki Çin öyle bir çevrelenmeye ve dışarıda bırakılmaya çalışılıyor ki Asya Pasifik'te gerçekten Amerika Birleşik Devletleri'ndeki karşılığı ne kadar olabilir? Bazı ülkeler, her ülke aynı ölçüde yani demokratikleşmenin ölçülmesi çok zor bir kavram olabilir, olgu olabilir ama aynı şeyleri düşünmüyor her ülke aynı konuda. Özellikle Güneydoğu Asya ülkelerine baktığımız vakit demokrasi ve insan hakları noktasındaki mertebeleri farklı olabilir. Dolayısıyla Biden başından itibaren müttefiklerle birlikte Çin'i çevrelemeye ve tüm caydırıcılık unsurlarını kullanmaya gayret gösteriyor gibi gözüküyor. Evet. Yani ekonomik olarak da aslında bakılırsa Çin'i çok kısaca hani değerlendirsek evet en büyük son dönemdeki özellikle Nisan ayı verilerine baktığımız vakit sanayi üretimi, perakende satışlardaki düşüş, ev fiyatlarında ki yükselişin istenildiği gibi olması ve çok fazla teşviğin olmasına rağmen olmaması aslında Çin'in bu çok sıkı Covid-19 politikasının yansımaları önceki ayın. Ama biliyoruz ki biz şimdi vaka sayıları geliyor ama özellikle Beijing ve Şangay'da bu kısıtlamaların azaltıldığını biliyoruz ki verilen tarih Haziran'ın 15'iydi kısıtlamaların kaldırılmasıyla alakalı. Dolayısıyla hani hem Çin'i hem Japonya'yı hem komşu ülkelerin tedarik zincirlerindeki sıkışmaya da göz alırsak etkileyen bir durumdu. Evet. Ama Mayıs ayı da farklı bir tablo bizi bekleyebilir. Çünkü hakikaten Şangay'daki kısıtlamaların bazı uzmanların dediğine göre yaklaşık aylık 46 milyar dolarlık bir maliyeti olduğu hesaplanıyordu. Dolayısıyla evet. Mayıs ayında belki biraz daha olumlu bir tablo Çin ekonomisini bekliyor olabilir. Sibel Hanım, teşekkür ediyoruz katılımınız ve değerli yorumlarınız için. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum Eda Hanım. Teşekkürler. Sibel Karaber bizlere eşlik etti. Değerli izleyenler, noktalıyoruz burada küresel bakışı. Tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.